Nara Arlin, at başlı değneğine binip ormanda adeta bir at gibi gezinmenin bazılarına ne kadar tuhaf görünebileceğinin farkında. I remember being mocked and if I said that I don't care what people think or what people say, it would be a lie. When I do hobby horsing, I feel like only the sky is the limit. I have heard everything already, so there's literally nothing that I haven't heard. But I feel like myself when I'm doing hobby horsing. That's the one thing that makes me want to keep going. My name is Nara Aralin, and when I do hobby horsing, I feel like there's no boundaries. At başlı değnek biniciliği aslında sabit kuralları ve hatta engel atlama ile dresaj olarak da bilinen at terbiyesi gibi çeşitli kategorileri olan bir spor dalı olarak kabul ediliyor. Her yıl Finlandiya'da düzenlenen şampiyona 17 ülkeden yaklaşık 300 katılımcıyı çekerek dünyada türünün en büyük etkinliği olmuş durumda. Hobby horsing ist eine sehr große Gemeinschaft, die sich auch sehr viel gegenseitig unterstützen. Und einfach ein schönes Hobby. It's harder than it looks. So I'm like, just try it. It gives me the opportunity to be creative and it brings me a lot of joy. Nara küçüklüğünden beri ata biniyor ve bunu severek yapıyor. Ancak binecek gerçek bir at bulamadığında bu değnekli atlardan birine atlıyor. Düzenli olarak şampiyona için antrenman yapıyor. Her zaman daha yükseğe ve daha uzağa atlamaya çalışıyor. Ve bu alanda çok sayıda ödülü var. Yazın düzenlenen Finlandiya şampiyonasına 9. defa katıldı. Yanında 3 tane at başlı değneğini de getirdi. İlk bakışta birbirlerine benziyor olabilirler ama aralarında farklar var. This has a shorter stick because it's good for jumping and doesn't take the pole off when I jump. It looks more up because horses look naturally more up when they jump. And this one looks more down because horses do too when they do dressage. This has a longer stick because it gives me more space to move when I do dressage. Bir spor olarak tanınması için çalışmalar 2002'de Finlandiya'da ilk at başlı değnek biniciliği derneğinin kurulmasıyla başladı. İlk başlarda pek fazla ilgilisi yoktu. Ancak sosyal medya sayesinde bu branş popülerlik kazanmaya başladı. Nara küçük yaşlarından bu yana Instagram kanalında bu alana duyduğu heyecanı paylaşıyor. Artık dünyanın birçok yerinde at başlı değnek biniciliği dernekleri ve Finlandiya'daki uluslararası şampiyona gibi yarışmalarda geçerli olan resmi kurallar bulunuyor. The first one was a really small competition in a parking lot and it's growing really fast. We've been doing this for 20 years here in Finland, so other countries they are just starting up, but they have a really good role model of Finland. Yeah, but I think this isn't just a trend that is going away. Hem at hem binici olan Nara son hazırlıkları yapıyor. O tamamen odaklanmış durumda. Hedefi şampiyonayı kazanmak. Jump high, don't knock any poles, don't do any circles and don't let go of the rein. Last time I was here, 2018, I came second, but that isn't enough for me. Yarış zamanı. Nara engelli atlama disiplininde yarışıyor. Hüva Nara! Jüri, teknik ve hızın yanı sıra duruşu da değerlendiriyor. Nara yarışmayı 5. sırada bitiriyor. Ancak birincilik kazanma hayalinden vazgeçmeye hazır değil. It has been my goal for quite long, but I will succeed sometime. Nara ve diğer yarışmacılar için at başlı değnek biniciliği gerçek bir spor. Çocuklar içinse bir hayal ürünü, bir hobi olmaktan çok daha fazlası.